iyi şey yaparsın diyoruz. Sensin bir yaşında olur sağlığın için. Zor bir işle. Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi teknikler demişiz. Bakalım ne kadar teknik bu iş. Hemen hızlı çalışıyorum yapalım. Birer tane alıyorsunuz. Birer tane alıyorsunuz. Ben de buradan açıyorum. Merak ederseniz var gibi ama o boşluktan sonra bir şey var burada. Ne var?
sıfat var. Boşluktan sonra sıfat varsa how'dan biri olacak. How far good mu? How far good my son was? İşte gördüğünüz gibi cevap. Boşluk anlamıyor. How bir şey sonuçta. Boşluktan sonra sıfat varsa how good. How good mu? Gerek yok. Boşluktan sonra sıfat varsa değişmez bu. Şıklarda bakın, reddik olduğunu anlamazsanız arkadaşlar hemen buza gidersiniz. O yüzden ne demiştik? Şıklarda buz varsa mine geçiyordu. Ama o nerede geliyordu? Ne olması gerekiyordu? Burada bir isim olması gerekiyordu, değil mi? The man buz nokta nokta. Yani reddik buz varsa. İsim ne yapma buz varsa. Yani şurada reddik buz olsaydı arkadaşlar burada isim olurdu. The man buz ya da the car beach gibi anlatırdım. Orada bunları tanımlar. Condemn arkadaşlar kınamak demektir. Condemnation vardı. Mesela United Nations condemned Israel. Sık sık dersiniz. United Nations condemned Israel. İsrail'i kınadı. Get rid of arkadaşlar. Escape demektir. Get rid of var ya bakın bu. Get rid of eşittir. Escape. Kaçmak, kurtulmak demek. Get rid of kurtulmak. Okay, şimdi do not just condemn. The manager tell us, söyle bize prenses diyor, söyle. Ne diyor? Merak ediyor, söyle anlat bakalım prenses. Nasıl yapardı? Tamam. Aha, better, tamam var işte, birini arayacaksınız. Hocam orada gerilik yapın ha. Gerilik yap yok ki. Were you var ya. Ha, how would you, were you, if you were in their place. Burada would var çünkü. Were you in their place, if you. If were. Aha, if. Burada would var çünkü buradaki were nedir arkadaşlar? If you were in their place. Neydi cümlenin başındaysa, yani öznenin başındaysa were arkadaşlar. Neydi should, were, had? Bunlar devrikti arkadaşlar. Should, were, had? Bunlar devrikliydi. Almayan yok değil mi arkadaşlar sorularda? Okey, diğerine baktığım zaman merak verirseniz varsa bu demişiz. Beşe bakalım. I don't know floor diyor. Boşluktan sonra isim varsa who, which, pardon who, which diyorum. Which, whose, whatever olacak arkadaşlar. Bakalım. Which. Boşluktan sonra isim var. Çünkü hangi kat diyor arkadaşlar. Boşluktan sonra isim varsa bunlardan maternity de diyor arkadaşlar. Maternity anne demektir. Maternal dediği şey var ya. Maternal, paternal dediği şey. Yani parental vardır bir de. Parental. Parental yani ebeveynsel de. Anne babaya özgü. Bunlar da relatif poz, non-poz bunlara bakmıyoruz mu direkt? Şu anda non-poz soru çözüyoruz ya. O yüzden gerek yok yani. Hepsi sorular non-poz. Maternal, paternal arkadaşlar. Önceki feed ona bakacaksın. Tabii bak şıklarda geliyor tabii ama explain yok. O bile yapıldığı olmaz. Feed var, bir isim var. Ona bakacaksın. Başka bir şey yok. Okey, floor dedik. Altıya baktığımız zaman encounter arkadaşlar. Counter ile ilgili iki tane şey söylerim ben size. Bir, counter olan her şey nedir? Karşı. Karşı. Kontra da Türkçe'de bir kontra yani. Her ne zaman? Encounter dediğim şey? Karşı. Karşılaşma. Yesterday I encountered delay dediğim zaman ne yapmışım? Delay'de karşılaşmışım. Yani face arkadaşlar. I faced, I encountered, I başka ne diyebilirim? Come across, I run into. Dörtlüsü karşılaşmak anlamına gelecek idi. Bakalım. Anlam arkadaşlar birazcık. Anlam. Bakıyorum. However he encounters. Nasıl karşılaşırsa panik yapar. Ne zaman karşılaşsa panik yapar. Whichever, whatever, whomever. Bakalım arkadaşlar. Hangisi derdiniz? Whenever he encounters. Yani ne zaman karşılaşsa panik yapar. Ya da her ne zaman karşılaşsa panik yapar. Buradaki bak ne zaman biriyle karşılaşsa. Yani bir anlamda yani burada animals değil mi? Animals'in yerine geliyor. Okay, 7'ye baktığım zaman can you tell me to arkadaşlar to dedi bir did not arkadaşlar as olayları as of as in as to
as yet. Bunlarla ilgili İngilizce sınavlara hazırlık grubunda as nedir diye güzel bir JPEG var arkadaşlar. Yanında çevirisi, yanında cümle içinde kullanımı bilmem nesi olan bir JPEG var. Lütfen onu indirin. İngilizce sınavlara hazırlık Facebook'taki İngilizce sınavlara hazırlık grubundaki bütün resimleri indirin ya onların hepsini. Orada var. Onların hepsini paraf paraf kullandığımız bir şey var. As of arkadaşlar starting from demek itibariyle yani. Mesela as of 2014, 2014 itibariyle yani 2014'ten itibaren anlamına gelecek. As in this example olduğu gibi arkadaşlar. Bunda da olduğu gibi as in this example bu örnekte de olduğu gibi as in Japanese example Japonya örneğinde olduğu gibi. S2'ye baktığımız zaman arkadaşlar S2'ye baktığımız zaman kendisi genellikle double kullanılır hakkında anlamını katar arkadaşlar. Hakkında anlamına gelir. Evet. Evet. As yet de, yet de hiçbir farkı yok. As yet, şimdilik demektir ama boş verin. Daha şimdilik henüz şunu yapmadı. Okay, arkadaşlar, preposition var. Bakalım, I should call in order to get this document signed. Signed imzalamak, document imzalamaktan bahsediyor dokümandan. Okay, can you please tell me to what I should talk? Neyle konuşmam mı? Kimle konuşmam mı? Yani söylemiyor. Kimle konuşmam gerektiğini söylemek yoksa kimle konuşmam gerektiğini anlam sorusu bu. To whom I should talk? Kimle konuşmam gerektiğini. Çünkü doküman imzalamaktan bahsediyor. Başka olacak olan var mı? What I should talk? Hani what I should talk ne konuşmam gerektiğini söyler misin gibi olurdu ama yani buradaki bir yapışma gibi. Oraya tıklıyor zaten. Remember yerine arkadaşlar. Remember'ın düzenlerini yazınız. Remember'ın düzenleri. Recall ve recollect arkadaşlar. Bunlar da neymiş? Remember'mış. Okay, baktığım zaman arkadaşlarım burada. Şimdi isim gelmiş. Burada isim de geldiğine göre şuna bir bakın. Miktar belirteceğim arkadaşlar. Miktar belirteceğim. How much? Bunlar da anlamına göre girer. Mesela ne kadar para? How far it is? Ne kadar uzak olduğunu? How long it takes? Ne kadar sürdüğünü? How many students? Kaç öğrenci olayı? How often you go out? Ne kadar sık çıktığını? Buradan arkadaşlar, how much da how many de? Bunlar da zaten yapılır. How much money? How many students'tı? Bunlardan sonra da isim gelir arkadaşlar. How much, how many? Yani kaç öğrencinin olduğunu, ne kadar parası olduğunu, yani how much, how many miktar belirteci olduğu için miktar belirtecileri bunlar isimle kullanılan miktar belirtecidir. Bunun dışında sadece bir olaya bir şey getirmek açısından sorulan soru. How far ne kadar da? How far it is, how long it takes, ne istiyormak anlamını unutmayız. How long it takes, ne kadar sürer gibi.
I have looked through the menu, but I cannot decide nokta nokta course. I remember how many youths, kaç tane gencin olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama kalabalık. How many youths, test açısından tanıyabilirsiniz. Çoğu. Bu anlamda sorusu. Yani boşluktan sonra çoğu bir isim varsa aklınızda bulunsun arkadaşlar. How much, how many hepsinde kullanılabilir. How many çoğulda, how much tekinde kullanılıyor. Look through the menu, menüye baktım ama I cannot decide. Look, double H tool'lar neydi? Ne John'a, nasıl John'a? Double H'in kendi anlamına John getiriyordu. I don't know. What? How to go. What to do. Gibi. I don't know how to go, nasıl gideceğimi. I don't know what to do, ne yapacağımı dediğimiz olay. Yani double H'in kendi anlamına John getiriyor. I don't know how to go, nasıl gideceğimi bilmiyorum. I don't know what to do, ne yapacağımı bilmiyorum şeklinde bir kullanım. Hello Pathfinder, double H artı şurada arkadaşlar. I can't recollect which day, hangi gün.
13, you were driving 95 km above speed limit at the time of the accident will count against you. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar, burada silecek olduklarım hangisi var? Bir kere bunu sildik. Bunu niye sildik? Kişi falan yok arkadaşlar. Şimdi better niye silmem lazım? Bakalım. Şu ikisini kafadan sileceğim. Neden? Better olması için bir belirsizlik. Better she will come isn't clear. Ya da better she will come depends on gibi bir merak belirsizlik gerekiyor arkadaşlar. Merak belirsizlik yok. Bakıyorum. Sürüyorum diyor. Kaza anında karşına bilmem ne falan diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Everly'e baktığın zaman neydi? Nokta nokta, virgül, nokta nokta. Yani Everly Group iki cümle şeklinde kullanacaktı. Burada iki cümle yok. Which you were driving? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne olması gerekiyor? Bir isim de kullanması gerekiyor. The fact that neydi? Misimas. Yani the fact that you were driving. Sürüyor olmak. Sürmen. İşte size isimleştiriyor arkadaşlar. Okey, arka taraf ellerinize döper arkadaşlar. Kaç sorumuz var? 13 tane soru var. O ben bilmediğiniz kelimeler olabilir. O yüzden 14'teki hint arkadaşlar ima etmek demektir. Imply ile hint. Imply ile hint aynı şeydir. İma etmektir
olsun. Şimdi Are you in hinting? Yani ima ediyorsun diyor. Nasıl bir fiil arkadaşlar? Elle yaptığım bir fiil. Hayır, kafa fiil. Yani elle yapmadığım her fiil benim için kafa fiildi. Kafa fiil varsa net yapıştırırsınız arkadaşlar. Yani bunun böyle olduğunu mu ima ediyorsun diyor. Are you implying that? Are you hinting that şeklinde. He had been dieting too strictly. Strict neydi? Sıkı, sert. Contribute to arkadaşlar. Bir tanı olarak şu nedir? Katkıda bulunmak demektir ama katkıda bulunmayı biz hep artış olarak düşünüyoruz. Artış değildir. Mesela sigara içmek contributes to cancer dersiniz. Sigara içmek kansere katkı sağlar. Katkıda bulunur şeklinde. Artıda da olur, eksi anlamda da kullanılır. So that's dramatic. Okay, he had been dieting too strictly, contributed. Bakalım şimdi, ever'ları gitsin arkadaşlar. Değil mi? İyi cümle yok. The fact that his neydi? Yapmasını etmesin. But he had been dieting too strictly, diyet yaptığı şey, yaptığı kişi, nerede yaptığı, diyet yapıyor olması ya da yapması. Defekte yapıyor olması. Diyet yapması yani meslemasıyı da hatırlarsınız. Efendim? Kolay çökmek. Yani vücudu çökmek falan da onları da kullanır diyor. Bakıyoruz. Boşluktan sonra fiil varsa bu ya da but. Yoksa ever'lısını kullanırsınız anlama arttırmak için. Whoever needs. Her kimin ihtiyacı olursa. Az önceki gibi, ne cüzdanı bulana, hani whoever finds mı, who finds mı demiştim. Boşluktan sonra fiil varsa neydi? Which ya da, pardon, who ya da but kullanıyorduk. Yoksa anlamı kuvvetlendirmek için ever'ı da oluyor, sıkıntı yok. Hocam sonunda ünlem işareti falan olur mu? Hani yok. Yok. Sizin verdiğiniz önerilerini. O ben neresine verdim onu yani? May I ask arkadaşlar, driving licenses diyor gördüğünüz gibi. İsim var arkadaşlar. Boşluğunuz bir isim varsa who's? Kimin ehliyeti? Boşluktan sonra isim varsa which, who's, whatever'dan biri olacak. Signify show demekti. Show grubun içindeydi arkadaşlar. Listede var. Signify show demekti. Ideas in the ancient times. Şimdi baktığımız zaman Whose ideas in the ancient times? Kimin fikri? Ha, bakalım şimdi. Arkadaşlar, ideas olması için ne olması gerekiyor? Bu noun clause'da bu şeyleri kullanmayız. Which ve who var ya isimle beraber. O cümle başında olmaz. Yani kimin evi olduğunu söylüyorum. Kimin evi olduğunu söyler misin? Hangi ev olduğunu söyler misin gibi. Hani çok nadir kullanılır. Burada baktığın zaman since ideas in nokta nokta dersen bağlaç anlamında iki cümle olması gerekir. Bir clause, bir ana cümle olması gerekir. Bakıyorum şimdi, since I was in the nokta nokta has puzzled, virgül, yeni bir cümle var mı ondan sonra? Yok. Hızından dolayı anlamına gelse, böyle kullanırdı. Vague olması için, olup olmadığını unuturdu. Ama what signify, anlattığı şey, gösterdiği şey arkadaşlar, what? Şey anlamıyla düşüneceksiniz. What, yani antik zamandaki fikirlerin gösterdiği şey ya da anlatmaya çalıştığı, vurguladığı şey, İnsanoğlu ne yapmıştır arkadaşlar? Puzzle şaşırmış. Puzzle var ya yani şaşırmak. Anlam aslına bakarsanız. Bu da nedir olması için ne gerekiyordu? Merak verisizlik. Yani I don't know, it is not clear gibi bir şey gerekiyordu. Yok. Ondan sonra Who's'a baktığım zaman Who's ideas in the nokta nokta kimin fikri olduğu karıştırmıştır. Belki derim. Ama burada Vedir deseydim, Sins'i de sildim. Neden? Çünkü bağlaç olsaydı iki bir cümle. Yani cümle iki cümle olması gerekiyordu. Close ve ana cümle şeklinde. Burada ne bakıyorum arkadaşlar? Bakalım bakayım. What ideas in the ancient times signify has puzzled. Yani şu yan cümle sonuçta. İki fiil görene kadar demiştik ya. Anlattığı şey, gösterdiği şey, anlattı. Acknowledge, kabul etmek demektir arkadaşlar. Accept'tir. Dead. Kabul etmek bir kafa fiildir. Hem iddet vardır hem de kafa fiilden sonra dead gelir arkadaşlar. Hem bir kafa fiil dead, aynı zamanda ilk varsa dead vardır ikisi. I could believe, bakıyorum havlu grup, how long it took neydi? Sürmek değil mi? Ne kadar sürdüğünü inanamıyorum diyor arkadaşlar. How long it took. Az önce de söylemiştim. How long it takes demiştim. Örnek yazmıştı. Ne kadar sürer şeklinde kullanmıştı.
Amin olması için ya da hamaç olması için bir isim de kullanması gerekiyordu. Amin students, how much money gibi bir isim de kullanmasını bekliyordu. Aklınızda bulundu. 21 mi? Recollect stages. How many stages işte aynı anda. How many stages. Bakın how do grup. Çoğul bir şey var. Stage nedir stage? I can't recall the stages. I have test on my test arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Kas link falan vardır. Kas ajansı falan. Ne nedir kas? Kas ne var hatta? Sınıf. Değil mi? Sınıf kas. Kas o da var. Test arkadaşlar normalde kullandığınız tıptaki alış demektir. Bu bir. İkinci anlamı ise arkadaşlar. Test. Broadcast'ten hatırlayın hatta. Oradan hatırlayın. Cevapsız yayın. Sergilemek cast danger. Cast danger diyebilirsiniz. Tehlike arz edilir sergiliyor şeklinde. Cast arkadaşlar broadcast nasıl denir? Yayın ne yapar ya oradan geliyor işte. Yani geniş dalga gösterilir broadcast nedeniyle. Cevapsız yayınla geçebilir miyiz? Geçebilir. Ondan sonra cast on my meeting. Meeting nedir meeting? Meeting? Örgü arkadaşlar. Örme. Meet. Burada meet neydi? Middle çıkar arkadaşlar. Middle. Middle. Çivi veya iğne arkadaşlar. Yani hatırlayamıyorum kaç tane stitch sonucunu yaptığımı. We use ferry over the İzmir Bay. Whenever we use ferry over İzmir Bay, İzmir Körfezi'nin üzerinde ne zaman ferry boda binsek? Whenever var mı ya? My father points out that my grandfather had designed the bridge. Yani ne zaman köprünün üstünden geçsek diyor, ya da İzmir Bayı'nın üstünden geçsek diyor. My father points out that, point out değil bu arada, show demektir, shows that my grandfather had designed the bridge. Yani köprünün dizaynına yardım ettiğini gösteriyormuş. Ne zaman geçersek arkadaşlar, anlatıyoruz. Yani her ne için tek tek düşüneceksiniz. Nasıl kullanırsak babam gösterir, ne zaman kullanırsak babam gösterir. Whatever isimle kullanıyordu ama cümleyi de kullanabilirsiniz. Whatever we use, ne kullanırsak kullanalım babam gösterir. Artık bu sizin aranız olan bir mesele. Show me. Show var arkadaşlar. After dersiniz. Bana nasıl olacağını göster dersiniz değil mi? Tam var mı? Var. Var mı? Var. Şimdi, I don't remember, this knob is for. What this knob is for? Kimin için, ne için olduğunu bilmiyor bakınız. Show me how to arkadaşlar. Yani bir şeyi ne yaparsınız, nasıl olduğunu gösterirsiniz. Operate nedir? Kullanmak. Operatör nedir? Capture operatörü, capture kullanan kişi. Bir şey sıra. What this is for? Yani ne için olduğunu hatırlamıyorum. I don't know what this is for. Ne için olduğunu hatırlamıyorum. Burada ondan çıkmaz, bundan çıkartabilirsiniz ama. Bu direkt beni havaya götürüyor. Show bana göster diyor. Yani bir verisizlik, bir merak var. Ne yapılanıyor merak verisizlikleri? Ve de how by. Zaten bu tool kalıbına, tool fiil kullanımını söylemiştim. I don't know how to go. Where to go gibi kullanıyorum. All these diets you follow to lose weight, feel good. All these. Hangisi? İsim var arkadaşlar. All these diets you follow to lose weight, you should combine it with some exercise. Whichever. Hangisini? Follow a diet, hangi diyet uyguluyorsan uygula. Ama diyor, şunu şunu yapmanızı diyor arkadaşlar. Yani whichever of these, hangisini uyguluyorsan uygula. Whichever of these diets. İsimle kullanmış, boş kafır isim var arkadaşlar. Whichever of these diets. Bu diyetlerin hangisini kullanırsan kullan. They were not sure, emin değillermiş. They were fighting for, bir şey için kavga ediyorlarmış. What they were fighting for, ne için kavga ettikleri, kavga ettikleri şey için emin değillermiş. Ya da ne için kavga ettikleri şeklinde de kullanabilirsiniz. Başka şık olarak. Bayağı gittiniz. They were not really sure exactly why they were fighting for. What? Why they were fighting for? What they were, ne için kavga ettikleri? Neden için olmaz ama? Ne için? For olmasaydı, why olurdu?
Mesela aydın, mesela şu şey çarpılar çok çıkar ya. Hadi yazayım da şuna. Aklınıza bulsun. Önce batı kiminde, ne için? Nerede gibi? Application'ı cümle sonunda kullanabiliyorsunuz. I don't know what this is for. Ne için bulunmuş? Türkçe'de de ne için diye düşünürüz. About, ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Hayır, about this is about. Mesela şöyle bir soru sordum arkadaşlar. Hadi şunu yazalım falan. Daha yaygın olarak what tercih ediliyor. I'm not sure. Gördüğünüz gibi burada var arkadaşlar. Herhangi bir preposition da yok. Mis gibi better yapıştırır. I'm not sure better. Yani whether this essay will provide. Son farklı bir tekniği var da. Yani arkadaşlar nesne var mı? Yok mu? Ona bakın. İkinci olarak da preposition varsa bu tip durumlarda what olabilir, who olabilir, onları görelim. Şimdi nesne var mı? Yok mu? Arkadaşlar şurada nesne var mı? This essay is about. Şu cümleyi unutun. Bak. Şurayı unutun şimdi. This essay is about. Burada bir nesne var mı? Yok. Burada var mı? This essay will provide information. Nesne varsa arkadaşlar ya da nesne yoksa. Nesne yoksa belir olmaz. Nesne yoksa belir olmaz arkadaşlar. Nesne var mı yok mu ona bakın. This essay is about ne? Nesnem yok. Nesne var mı yok mu ona bakarsınız. Şuna baktığınız zaman gördüğünüz gibi they were fighting for nesne var mı senin? Yok. İlk aklıma gelmesi gereken patotun prepositionlarda ne için arkadaşlar? Neden için bir şey olmaz? Ne için dersiniz? Bak yani ve bunu geçin arkadaşlar. Okey. Şimdi asıl konuya bakalım. Çıkmış sorular üzerinden arkadaşlar biraz inceleme yapacağız. Yok onu söylemedim. Ben size yapıp dersiniz. Aha. Bak anlayacağım abi bakın ya. Birer tane değil, üçer tane alıyoruz. Üçer tane alıyoruz. Üçer tane alıyoruz. Şöyle ayırayım da yazıyamazsın. Şöyle, sıfırda şöyle. Üçer tane arkadaşlar. Çıkmış sorular. Thank you.
Varsa vardır, var. Bir tane. Şimdi beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman çıkmış KPDC soruları. Bakın hep net de gelmiş. Şimdi bakınız ne yapıyoruz? Buraya tıklıyoruz. Biz bunu sınavda gördük. Emin değiliz ne olduğundan. Ne bu? Buraya tıklıyoruz. Net mi? Bakıyorum. Net'i kapat. Cümle var mı? Yok. Ona bak. Net'i kapat. The sale of the factory was illegal. Illegal'da aynı anlama gelen ne vardır? Tam cümle var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam cümle varsa netten sonra has bir şekilde kullanmış. Ne yapmasını bekliyorum? Hemen ilk aklıma gelmesi gereken fiil arkadaşlar. Fiil ilk alıyorum değil mi? İlk aklıma gelmesi gereken fiil yoksa et yoksa de isimde. Bakalım şimdi nasıl fiil arkadaşlar? Öncelikle present has olayında ne aramıyorum? I believe it deseydim yorum yaparken aramıyorum. Onun haricindekilerde tensörümü aramamız gerekir. Normal sıradan bir eylem anlatıyorsa, eylemi anlatıyorsa zaman uyumu olur. Eylem hakkında yorum yapıyorsanız zaman uyumu olmaz. I believe that Atatürk was killed. Burada eylem anlatmıyorsunuz, eylem hakkında yorum yapıyorsunuz. Ama eğer arkadaşlar Ayşe said that she had gone varsa burada Ayşe şunu şöyle olduğunu söyledi. Bir eylem anlatıyorum. Burada da bakıyorum şimdi arkadaşlar. The opinion that olabilir. Kaba fiil. The isim dediğimiz vardı ya hatırlarsanız. Dığ isimde, dığ düşüncesi, dığ inancı vesaire. Bu arada arkadaşlar, emsal of mutlaka bilinmesi gereken bir şeydi. Neydi? Sahibi. Have, has. Değil mi? Sahibi. Taşıyor yani. Bakıyorum. Those responsible were prosecuted. Prosecute yapıldılar. Those responsible? Sorumlu olanlar. Those neydi derlerdi. Those who live here, burada yaşayanlar. Those living şeklinde de kullanıyorum. Those responsible were prosecuted. Okay, discovered that diyebilirim. Bu arada arkadaşlar, were forged. Hepsi forged diyor arkadaşlar. Sahteki mi? Aynen, the documents submitted by the firm were all forged. Yani şuradaki red flag'ı görüyor muyum? Dokümanlar, hangi dokümanlar? Submit edilen dokümanlar. Yok. Yani red flag satma var. Buy, zaten buy tek başına gelirse arkadaşlar, kesin buy. Burada bir satma var demektir. Which were submitted var aslında burada. Submit de give demektir arkadaşlar. Sunmak demek ama give diyebiliriz. The documents submitted by the firm were all forged. Okay, burasının kafadan sildiğim isim var çünkü gitti. The owners diyor, sahipleri de gitti. Forged, sıfattır arkadaşlar. Sahte demektir, forgery vardır. Sahte. Discovered olabilir arkadaşlar. Ama, aması? Transunion. Has been discovered, transunion. Those responsible were prosecuted. Prosecute edildi, prosecute. Sue, dava açmak arkadaşlar. Prosecutor savcıdır hatta, hukuk kelimelerinde görmüştük. Prosecute, dava açmak. Arkadaşlar. Su borcundan dolayı olan vardır ya, su dolayı. Dava açmak, prosecute. Okay, baktığım zaman the isim dead arkadaşlar. Nasıl isim ama? The kafa isim dead. The dead fikrini taşıyordu. Majesteleri, the magistrate, yani majesteleri diyelim hadi. Majesteleri fabrika satışının yazılış olduğu fikrine sahipti ya da taşıyordu şeklinde düşünebilirsiniz.
I am of the opinion that, pardon, the diye fikre, the diye düşüncesi. Think, evet arkadaşlar, bu da aynı şekilde avukat demektir. Ama boş ver, sonu sustainable burada. Sürdürmek, devam ettirmek. Sustainable dediğim zaman sürdürülebilir şeklinde kullanıyoruz. Sustainable enerji mesela sürdürülebilir enerji demek. Hocam ilkinden mesela beyinde pasif olduğu için eleyebilir miyim? Beyin pasif olduğu için mesela it was said that diyebilirdi ama. Yok. It is believed that diyebilir. Pasif olsa that diyebilirdi. İlki kalıplar hariç normal pasifleri eleyebiliriz değil mi direkt? Ya normal pasif şu fiili bildikten sonra kafa fiili değil sonuçta. Bir eylem bu. Bir eylemsel fiil. Hani kafa fiili olsaydı, düşünüyor, inanıyor deseydi that gelirdi. Mesela it was believed that diyebilir ya. Yok, itlerde geliyor da itler haricindeki kalıplarda pasifler edilebilir mesela. Hmm. People were believed that. So the Aztecs were believed that. Çövüş olduklarına inanıyordu. Ama şöyle diyelim. Okey, aslında mantıklı. Hadi teknik olarak diyebilirsiniz. Arkadaşlar, it that haricindeki pasifler, it that arasındaki pasifleri diyebilirsiniz. İlk defa haricindekileri eleyebilirsiniz. Hani orada çok çok istisna bir şey var, %1'de bir şey diye de onu anlatmamız gerekiyor. Eğer ilk defa harici pesil yoksa pesilleri silebilirsiniz arkadaşlar. Pesilden sonra def gelmez. Sadece it is bleed death gibi pesilden sonra gelir. Burada bir pesil var, pesilden sonra defi silebilirsiniz. Ya o pinin düşünce değil mi? The kafa isim death. İsim kalıptır. Dırdi düşüncesi, dırdi inancı. Şöyle şöyle olduğu fikrine sahipti. Bakıyorum, most of the evidence submitted by the plaintiff could not be sustained. Baktığım zaman arkadaşlar, tam cümle var mı? Var. Most of the evidence, burada üretim gloss bakın, the evidence submitted. Bakın, spesifik bir isimden sonra gelen verb varsa lendandı. The evidence submitted, sunulan kanıt. Gördüğünüz gibi ya da verilen kanıt give demektir arkadaşlar. Submit. Az önce de çıktı. Bakın burada da var. Sustain de sürdürmek demektir. Bakıyorum tam cümle var. Tam cümle var ise arkadaşlar. İlk aklıma gelmesi gereken perfume'ı bir arayayım önce. Önceden sürdürmek bakalım. Şimdi baktık. Def var. İlk aklıma gelmesi gereken fiil olsun. Tamam mı? Bakalım arkadaşlar. Remind us that diyebilirsiniz. Remind. Hatırlatma. Courtroom, o da zaten bu. O da kendi çiziyor, geçiyor zaten arkadaşlar. Accused. Pasif var arkadaşlar. Aynı zamanda present gitti. Çünkü burada ne var? Tutan bir sas denk diyor. Yapılamak edilemez diyor. Burada baktığın zaman arkadaşlar, has been dedi. Accused. Accused suçuna bak demektir bu arada. Kafa bilgiye de bir eylemdir. Düşünce beyan etmiyor. Enough diyor, sıfat var gitti. Given diyor arkadaşlar, normal bir eylem. Has var zaten, has'den dolayı zaten has'densin. Yani has'den dolayı aslına bakarsanız, 1, 2, 3 bildirin arkadaşlar. C, D ve E'ye has'den dolayı zaten silersiniz. A. A kalıyor arkadaşlar. Daha cümle tamlamaların daha farklı olayları var. Şu anda cümle tamlamaları anlatmadığım için daha detaylı görüyorsunuz. A'da arkadaşlar kafa bilir. Reminded that. Şöyle şey olduğunu hatırlatmış. Bu arada verdict bildirim arkadaşlar. Verdict, karar. Decision, karar. Verdict gitti. Aynen oradan hatırlayacaktık. Hatırlayacaktık. Karar verdict gitti. Trial dediğimiz şeydi arkadaşlar. Mahkeme. Mahkeme, yargılama yani. Court, su olarak düşünebilirsiniz. Trial, yargılama arkadaşlar. Hatta deneme sürümleri vardır programlarda. Trial period over yazar. Trial periodlar over der. Witness. Şahit olma, şahit yetiyle. Okey, baktığım zaman buradan ne görüyorum arkadaşlar? Tam cümle var mı? Bu arada ezlerden sonra sayı geliyorsa yaklaşık olarak anlamına geliyor hatırlarsanız. Yani yaklaşık olarak 1849'da kuruldu filan diyor. Tam cümle var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, the first women's college was founded in England, bilmem ne, bilmem ne. Tam cümle var. Tam cümle varsa, ilk aklıma gelmesi gereken değil arkadaşlar, ilk. Bir bakıyorum, bazı bir to be'den sonra ne geliyor zaten? To ya da de gelebiliyor hatırlarsanız, emzardan sonra.
what I want is to go ya da what I want is that she comes demiştim hatırlarsın gelmesi şeklinde. Sonuçta bu da bir fiildir arkadaşlar ama olsun. Impress sıfattır. Oradan geçtim abi. Hani onu geçtim arkadaşlar. Have been impressed. Pasiflere ekleyebilirsiniz. Pasiflerden sonra sadece iddette kullanın. Ondan sonra C'deki sees us güzeldir. Non-stop demektir. Sees stop demek hatırlarsanız. Ceaseless, non-stop anlamına geliyor idi. Owing to? Sayesinde. Aha, sayesinde de ya da biraz because of diyelim. Sayesinde de yüzünden diyelim. Owing to the rain. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Fiil arıyorum. Impress gitti. Passive olduğu için gitti. Aynı zamanda zaten eklenmiş. I'm very impressed. I'm very fired. Bu nasıl farklı? Burada gitti arkadaşlar. Ama gitsin mi? Kalsın. It var. Kalsın. 12 years gitsin. Bu da gitsin. A ve C kaldı. A niye kaldı? To be ile kullandığı için de geliyordu. B, C niye kaldı? It was var arkadaşlar. It var. Yani it varsa that vardı ilk etapta. Şimdi what I recommended was that. Bakın bu da oluyor. Niye olmaz? Recommend diyorsanız should'la bir şey kullanmanız gerekir arkadaşlar. Tavsiyede bulunuyorsanız should'un nerede diye sorarlar adama. Bundan sonraki kısmın should'la devam etmesi gerekir. She recommended that I come diyorduk hatta I came de demiyorduk. Gizli şunu hatırlayın. She recommended that Ayşe study diyordum hatırlarsanız. Ne study demiştim ne de study dedim. Burada ne vardı? Gizli şut vardı. Hatırlıyor muyuz gizli şutları? Hatırlıyor muyuz? Şeyde var. İnternette var isterseniz. I wouldn't nokta nokta bilmem ne. Arkadaşlar eğer recommend yani tavsiye olsaydı that den sonraki kısımda bir şutluk arardı. O yüzden it varsa that vardır. Burada çok güzel bir kuraldır. Convinced arkadaşlar ikna olmak demektir. Are you really convinced that var mı? That gelmesi gelecek. Var. Ha. Kafa bir that arkadaşlar. Adana. That the case was far more complicated than he had originally thought. Pardon. Complicated? Karkaşık. Complicated. Complication. The case was far more complicated than he had originally thought. Yani ilk başta düşündüğünde bilmem ne diyorum. Ama boş ver. Tam cümle var mı? Var. Dedikten sonra the case was far more complicated than he had originally thought. Yani tam cümle var. Tam cümle varsa arkadaşlar bir kere past var. Present olanlar bitti. Bu bitti. Başka? A, iten sensindir. C, B arkadaşlar kesildir. Bitti. Bakınız kesil var. As the police had reported. Report that olabilir ama ne aması ne? Bu arkadaşlar bir Because var geliyor. Yeni bir cümle başlamamız gerekiyor. Şöyle şöyle olduğundan dolayı bir close değildir arkadaşlarım. Pardon, bir sentence değil. Close'dur burası. As the police had reported. Yani polisin rapor ettiği gibi şeklinde kullanmış. Geliyor arkadaşlar. Ya da polisin rapor ettiğinden dolayı da diyebilirsiniz. Bu neyden gitti? Video arkadaşlar. Bu arada press coverage, coverage dediğini normalde kaplamakken press coverage medyada yer bulma anlamına da gelebiliyor. Ama the var hocam. Ama the kafa isim that. The belief that, the opinion that, the thought that gibi kafa isim kullanmanız gerekiyor. Şurada the kafa isim that olması gerekiyor. Arkadaşlar kafa fiil that ilk arayacağınız şey kafa fiil that olsun. Direkt bu da realize that. Notice that az önce söylemiştim. Notice realize farkına varmam. Bunları yapalım mı? Yapalım, ona sonra vereceğim. He has exaggerated the problems of the healthcare system using misleading arguments and deceptive. Deceptive, misleading aynı şeydir arkadaşlar. Aldatıcı, yanıltıcı. Deception, inception muhabbeti yapmıştı. Inception filmi vardı başlangıç. Deception ise yanılgıydı, yanılmaydı. Hatta illusion diye de yanına ek anlam, yan anlamına yazmıştı.
Deceptive misleading aynı şeydir. Yanıltıcı, aldatıcı arkadaşlar. Cheat vardır ya, çitanın, çitalar çok aldatıcı hayvanlardır. Tamam mı? Cheat. Şimdi bakıyorum, that'den sonra tam cümle var mı yok mu? He has exaggerated the problems of the healthcare system using bilmem ne bilmem ne. Bak. Bak da şimdi. Burada arkadaşlar aslında bir video yok. By using'in kısaltılmış var, onu göreceksiniz. Cerrah'ın İngilizce'de yaparak, ederek var orada kullanarak. Yani aldatıcı argümanlar, deliller, iddialar. Argüman dediğin şey iddia zaten, argüde iddia etmek. Okey. Baktım şimdi, ilk aklıma gelmesi gereken şu. Değil mi? Kafa filan de ilk arayacağım şey. Bakıyorum şimdi. Many experts and positive makers believe that. İşte sesi yok arkadaşlar. The belief. Olsaydı inanç yani ne yapalım olsaydı. Belief inanmak demek. Kafa filan, kafa filan de dead. I believe dead. Ama olmazsa şart değil. O the isim dead. Bu belief'in isim hali belief'tir. F. İnanç. Başka var mı arkadaşlar? İyi olan var mı başka? Yok, başka yok abi. Şunları yapalım da. Buyurun. It was somewhere near here. İlk var arkadaşlar, ilk var. Ne yapacağız? Değil. İlk aklımıza geldiğimiz gibi de. D, M, E, M. İkisi de oluyor. Zamana bakıyorum, D, bir arkadaşlar. Ama yukarısı vaz diyor, o yüzden de transition işte. Yukarısı vaz geçecek bir olay anlatıyorsunuz. Nedir ne? Occur bu arada nedir? Happen, take place. Occur, happen demektir. Occur eşittir, happen arkadaşlar. Evet, bir aramızı veriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar 5 geçeye kadar, ondan sonra bu sorular belli kısmını çözeceğim, Emre'ye vereceğim. Ondan sonra bu ufak bir tekrar yeni konuya bir giriş yapacağız. Bilmiyorum şu kameradan şey tutmasaydınız yani. Sol taraftaki o star stop tuşu var ya. Hemen en solda, altta olan bir şey var. En solda, sol tarafta. Şu ben bakayım ya da o tarafta değil mi? Ha şurası. Bir şey yaptı mı?